Malum enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi bu olayların etkisinin görüleceği yerde tabii ki para kısmı. Onur Çanakçı bizimle beraber. Onur hoş geldin. Hoş bulduk vallahi. İlgili izliyordum ne güzel. Televizyon izler gibi izliyordum diyorsun. Şimdi bak bir gün Twitter'a girmesek asabi keyifteki yedi uyurlar gibi uyanıyoruz. Tamam mı? Gündem öyle bir dönüyor ki. Anlatamam yani. Böyle bir şey yok ya. Yani dünyada böyle bir sistem yok. Enflasyon rakamları açıklandı. Aslında senle başka bir yayın planı da kurmuştuk. Hani Türkiye'de bütçeye ilişkin. Onu gene yaparız gerçi de. Şimdi bir kere önce... Sen ne zaman istersen. Hayır yani başka bir şey oluyor, ona sıra gelemiyor. Aynen hani. Öyle. Çok açık oluyorum. Bir kere şunu sormak istiyorum. Bu olayların ekonomiye etkisi sence ne? %100. Bak %99 demiyorum. Şimdi kardeşim sen diyelim ki hani demin çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bu ülkenin bebek katili diye adlandırdığımız yeni doğan vahşetini yapan adam bu ülkenin istihbarat daire başkanıyla beraber fotoğraf çekti. Yani bizim istihbarat daire başkanımız yanındaki adamın ne iş yaptığını bilmiyor. Birincisi her şeyden önce. Bu bir. İkincisi hadi böyle bir açık verdik. Hadi böyle bir eksik yaptık. İkincisini geliyorum hemen. Diyorum ki kardeşim madem ki siz bu adamların ayakkabı numarasını bile bilen insanlarken bu adamı nasıl aday yaptınız? Hadi aday da yaptınız. Onu da geçtim. Onu da geçtim. Hemen arkasından madem görevden alacaksın bir eksiğini yaptım, tespit ettin. O zaman ne yaparsın? Belediye meclisinden bir adamı alırsın, onun yerine koyarsın. Bu kadar basit. Dışarıdan bir adam getirip de ne videoyu belirsiz bir insan o görev için söylüyorum. Getirip de o koltuğa oturtmazsın. Yurt dışında ben bugün kaç tane finans kuruluşuyla görüştüm yurt dışında. Biliyorsun bir de bizim kredi notumuzu yükseltti. Aslanlar gibi kredi notumuz da yükseltti. Çöp seviyenin biraz aşağısındaydık. Çok az daha yukarısına çıktık yani. Hani onu da söyleyeyim. Şimdi görüştüğüm insanların hepsi burada aynı şeyi söylediler. Dediler ki biz Türkiye'ye para falan getirmeyiz kardeş bu ortamda. Yani şunu çok kısa araya böleceğim. Bugün benim konuştuğum birkaç kişi de finansçı diyor ki ya biz diyor hani şeyle de görüşüyoruz. AK Parti'yle de görüşüyoruz, yönetimle de bunlar diyor. Orada da bu olaylar kırılmalara yol açıyor. En son biz darbede gördük. FETÖ'de oldu bu görüntüler. İktidar savruluyor. Bir yönetemiyor. Şimdi anlatacağım biraz sonra detaylarını. Böyle detaylar. Aynen. Bak şimdi bu Batman'da mesela şu görüntü çok üzücü bir görüntü aslında. İnsanlar protestoya gittiğinde Batman Belediyesi'ne atanan kayyuma karşı çıkmak için belediye önüne gelen onlarca kişi gözaltına alınıp dizleri üstünde ters kelepçeyle bekletiliyor. Anlatabiliyor muyum? Lütfen yani devam. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün enflasyon rakamları geldi Bahar. Şimdi şöyle bir baktım. Elindeki bir kalemi yere bıraktığın zaman, tamam mı? Kalemi bıraktığın zaman kalem aşağı düşer. Yer çekimi kanunudur. Şimdi bugün gelen veriler yer çekimi kanunu kadar net olması gereken veriler yer çekimi kanununa bile meydan okuyacak kadar saçma. Birincisi bu. Örnek veriyorum. Bugün ne geldi? 2.88 geldi. En az konuşmayacağım. TÜİ'yi konuşacağım. Çünkü saçmalık derecemizi anlayalım hep beraber. 2.88 gelen bir enflasyonumuz var. Tamam mı? Şimdi senin hedeflerine ulaşabilmen için öncelikle 1.72 gelmesi lazımdı. Hedeflerine ulaşabilmen için. Orta vadeli plandaki hedeflerinden bahsetmiyorum. En son revize ettiğin hedeflerinden bahsediyorum. Revize ediyoruz. Çünkü bizim bir kere tutturma diye bir liyakatımız, öyle bir becerimiz, eğitimimiz, kualifikasyonumuz olmadığı için biz defalarca revize ettiğimiz enflasyon oranını tutturmak için bu ay 1.72 olması lazımdı. Şimdi sevgili Bahar, kamusal mal ve hizmet %28.3'ten 28.5'e çıkmış. Temel mal ve hizmet. Bak, temel mal ve hizmetler geçen aya oranla 28.3'ten 28.5'e çıkmış. Tamam mı? Gıda enflasyonu 43.8'den 45.3'e çıkmış. Arkadaş, temel mal ve hizmetler artarken, gıda artışı devam ederken siz bu rakamı nereden buldunuz da düşürdünüz aşağıya? Böyle bir şey dünyanın hiçbir tarafında yok ya. Böyle bir şey dünyanın hiçbir tarafında yok. Yani resmen diyorlar ki insan, kardeşim bak bu düşüyor, bu da düşüyor, enflasyon da düşüyor. Dersin ki tamam, lan hepsi çıkıyor. Hala çıkıyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. ÜFE kaç geldi bugün? ÜFE üretici fiyat endeksi 32 geldi. TÜFE kaç? 45. Ya mümkün mü böyle bir şey? Mümkün mü? TÜFE ile ÜFE arasındaki fark 1 puan olur. Hadi olsun 1,5. Belki bilmeyen izleyenlerimiz vardır. Onun ne olduğunu söyleyeyim. Üretimdeki ÜFE, üretimdeki fiyat endeksi.
Yani maliyet 32 liraya mal edip 45'e çıkıyorsa eğer TÜFE, bu şu andaki mevcut iktidarı olan güvensizliktendir. Yarın öbür gün memleket taklaya gelecek. Hani biz seninle yapıyoruz da pozisyonunuzu alın. Herkes pozisyonunu almıştır ki o TÜFE 45'e çıkmıştır. Al bak 3 tane fiyat verdi. Temel mal ve hizmetler 28.3'ten 28.5'e çıkmış. Tamam mı? Gıda enflasyonu 43'ten 45'e çıkmış. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas 32'den 45 arasında açılmış. Ve sen kalkmış diyorsun ki baz etkisi bitti kardeşim. Baz etkisi geride kaldı. Bir ay geride kaldı. Baz etkisi diye bir şey yok. Hani o yalan dolan baz etkisi bitti zaten. Öyle bir şey yok. Ve kalkıyorlar bak bunları insanlara dikte edip insanlara kendi yalanlarına inanıp insanları da buna inandırmaya çalışıyorlar. Ya arkadaş ülke batmış, ülke bitmiş. Hala kalkıp bu ülkenin AKP tarafından toparlanacağını düşünmek gerçekten nasıl bir aklın ürünüdür? Ben de bunu anlamıyorum. Bugün TİM Başkanı Mustafa Gültepe işte bir röportaj veriyor. Diyor ki %50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok diyor. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyor. Asgari ücret artışına yönelik hem insanların geçimine destek verecek o değil ya. Ülke batıyor. %50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok diye röportaj veriyor. Peki. Sonra tabii Ankara'da bir valelev kopuyor herhalde. Ondan sonra diyor ki ya ben ülke batıyor demedim. Ben şirketler batıyor dedim. Ya arkadaş. Yani özgürce bir ülke batıyor bile ağız tadıyla dedirtmediler adama. Tabii canım biz de öyle diyoruz canım. Ülke batmıyor aslında. Şirketler batıyor. Düzeltelim. Biz de Ankara'dan bize de bir şey gelmeden biz de düzeltelim. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. TİM Başkanı İhracatçılar Birliği değişik bir şey söylemiş. Demiş ki böyle böyle yüksek faiz. Bahar, sevgili Bahar, o kadar alışmışlar ki düşük faiz yüksek kurla bu ülkenin sırtından geçinmeye. Onlar için söylemiyorum sadece. Hani bunu her ihraç eden şey başımızın üstüne. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir detay vermek istiyorum. Bahar, 20 senede her sene 2.2 trilyon lira vergi muafiyeti vermişiz sanayicilere, ihracatçılara. Tamam mı? 2.2 trilyon. Bu ne demek biliyor musun? Biz bunu niye veriyoruz? TİM Başkanı kıymetli Üstad da mutlaka bunu bilir. Biz insanlara bunu niye veriyoruz devlet olarak? Daha iyi üretim yapsın. Teknolojik anlamda kendini daha iyi geliştirsin. İstihdamı fazlalaştırsın, arttırsın. Ülkeye ekstradan katma değer sağlasın diye AKP iktidarı geldiği günden bugüne kadar her sene 2.2 trilyon lira vergi muafiyeti veriyor Bahar. OECD ülkelerinin arasından 38 tane OECD ülkelerinin arasında biz kaçıncı sıradayız biliyor musun? Bu vergi muafiyetinin ülkeye geri dönüşünde 36. sıradayız. Neden biliyor musun? Çünkü vergi muafiyeti verilen adam kendini geliştirmek yerine gidiyor ona yeni bir jip alıyor. O vergi muafiyeti sağlanan insan gidiyor Bodrum'dan yazlık alıyor. Monaco'dan bilmem ne alıyor. Yat alıyor, kat alıyor. Bu ülkeye para vermeyi zul olarak görüyorlar. Bu ülkeye 20 sene önce Bahar, teknolojinin ihracat içindeki payı 2.87'ymiş. 2.87. Yani ihraç ettiğimiz ürünlerin sadece %2.87'si teknolojik ürünmüş. Şimdi kaç biliyor musun? İHA, SİHA, penceresi, tavası. Hepsini dahil et. Şu anda da 2.93-2.95. Ne kattın kardeşim bu ülkeye? İhracatta senin her yaptığın ihracatın 1 kilogramı 1 dolara eşit Bahar. 1 kilogramı 1 dolara eşit. Sen buradan Almanya'ya 25 tır gönderiyorsun tekstilini. Adam sana bir tane USB gibi çip veriyor. Bu kadar basit. Yani bunu söylerken, eleştirirken bir de insanların kendine bakması lazım. Bak Onur Serkan Bey çok güzel bir şey yazmış. Öyle bir haldeyiz ki hem faizleri yükseltmek gerekiyor hem faizleri indirmek gerekiyor. İkisini tabii de yapamıyorlar. Sabit üstüne sabit diye. Hakan Kara dün bunu paylaşmıştı. Tam böyle şey işareti gibi. Şu işaret gibi bir enflasyon. Bak 2000 yılından 2024 yılında gibi. Ben hatta dün bunu şeyde paylaştım Twitter'da. Ressam burada bu eserde ne anlatmak istemiş olabilir diye. Sence ressam burada ne anlatmış? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ressam ne anlatmış biliyor musun? Ecevit zamanından bin beter durumdayız anlatmış. Çünkü Ecevit zamanında
İnsanlar bu kadar borçlu değildi. Kurumlar borçluydu. Şimdi milletin kendisi borçlu. 23 milyon 400 bin Bahar tam icra ve iflas dosyası var Bahar. 23 milyon 400. Bu millet ne yapacak? Nereye gidecek? Bugün geldikleri günden bugüne kadar resmen memleketin satın alma gücünü her gün azaltan, her gün daraltan bir AKP iktidarı bence artık yolun sonuna gelmiş durumda. Bu saatten sonra bu kadar yapışık hale gelmiş enflasyon, enflasyon düşer. Evet düşer. Para faizleri bu noktada tutmadan da düşer. Nasıl düşer? Sen yapısal bir takım reformlar yapacaksın. Kamusal bir şekilde tasarrufa gideceksin. Kamusal mal ve hizmetler, mal ve hizmetlerde tasarrufa gideceksin. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. AKP iktidarı başa geldiğinde Bahar tam 2 milyon 175 bin kişi varmış kamuda çalışan. 2 milyon 175 bin kişi. Şu anda kaç biliyor musun? 5.3 milyon. AKP geldiği günden bugüne kadar ülkedeki istihdam %35 artmış, kamudaki istihdam %145 artmış. Arkadaş siz milletle ne geçiyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Hadi dalga diyelim, hadi dalga diyelim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar yani bir kişinin yapacağı işi hani hatırlıyor musun? Mutlaka izleyenlerimizin içinde gören vardır o resmi. Bir tane işçi çalışıyor başında 20 kişi şef, müdür, amir bilmem ne diye. Bir tane işçi çalışıyor 40 tane müdür amiri var başında. Ülke bu durumda ama AKP oylarını sağlamlaştırsın. Hani diyorlar ya AKP'nin kemik oyu nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Nereden gelecek? Nereden gelecek başka? Adam diyor ki eğer yanlışlıkla AKP giderse ben yandım. Yeni gelen beni atacak. Veya atmasa beni kendi adamını getirecek. Ben avantajımı kaybedeceğim diyor. Onun için de ne yapıyor? Çarp işte ya o 5 milyonu 2 ile çarp. 2,5'la çarp. 12,5 milyon yapar. Yani ülkenin onu söylemeye çalışıyorum. O kadar böyle ayarlarıyla oynadılar ki. O kadar ayarlarıyla oynayıp o kadar insanların artık ekonomik özgürlüğünü kısıtladılar ki. Bak bir şey söyleyeyim. Ülkedeki servetin şu anda kaç para servet var Türkiye'de? 6,5 trilyon dolar servet var. Türkiye'de 6,5 trilyon dolar. Bunun %42'si ülke nüfusunun %1'ine ait. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır.